İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Ben de iyiyim, sağ olun. Kolay gelsin hocam. İnşallah.
Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii. Birinci kat veya ikinci kat boyayı sürdükten sonra kuruyor, kuruduktan sonraki işlem yaparken ben yayılmayı sağlayamıyorum. Ya da kağıt yıpranıyor. Islak mı yapmak lazım? Yani altını yine ıslatıp da mı? Yani kurutuyoruz zaten. Evet. En koyu koyacağım artık. Üçüncü koyuluğu koyacağım. Hı-hı. O zaman kağıdı tekrar ıslatarak mı yapmak lazım? Yok, yoksa... ıslatmanıza gerek yok. İşte yayılamıyor o zaman. Yayılmayınca ben böyle suyla yayarken kağıdı şimdi bir şey oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Bunu çalışırken göreceksiniz. Heh. Sizin takıldığınız yerde ben öyle bir uygulama yaptığımda hemen soruyu sorun, olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi başlayalım. Ben sizlerin mikrofonlarını kapattım. Eğer soru sormak isteyen varsa kendisi mikrofonunu açsın, sorsun ya da hepinizin mikrofonunu açayım. Hepinizin mikrofonunu açayım ben. Sessiz olmaya çalışalım. Açmayın hocam. Soru sormak isteyen... Çok gürültü oluyor. O zaman kapatıyorum. Şimdi resmi çalışmaya başlayacağım. Ancak başından şunu söyleyeyim. Biraz yavaş çalışmayı düşünüyorum. 45 dakika bize yetmezse ikinci bir 45 dakikayı açabiliriz. Ona göre zaman açısından hazırlıklı olun. Tamam. Şimdi gökyüzünden başlayacağız yine. Ben çabuk kolay aksın diye şimdi bir de ayağa kalkayım ben. Ayakta daha güzel görüyorum. Yukarıyı, gökyüzünü ben hafiften ıslatıyorum. Sonra yukarıda bakıyorum, gökyüzünün rengi son derece açık. Öyleyse son derece açık renk, açık gökyüzü, ben oraya bir turkuaz renkli gökyüzü yapayım. Rengin açık kalması için de oldukça yani benim kontrol edebileceğim kadar su atıyorum. Sulu yapıyorum ki kağıdım da yatık durduğu için biraz boya suyla beraber aksın. Sonra bir başka renk. Şu bir meşhur sarımız vardı bizim ya. O sarıyla aralara bulutlar atıyorum. Böyle açık gökyüzü çalışınca konu da daha çok meydana çıkıyor. Caminin içini temizliyorum. Şimdi hani demiştik ki boya kuruyunca %60'ı %70'i uçabilir. Onun için şimdi ben bu %60 uçtuktan sonra bana kalabilecek
miktarı tahmin ederek oralara biraz daha gökyüzünü andıracak efekt yaratıyorum. Bir de şimdi kağıdı şöyle akıtarak attığım gökyüzündeki efektlerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu bana ne sağlayacak? Boyalar fırça izi olmadan birbirine karışmış olur. Şimdi camiye bakıyorum. Cami de hemen hemen gökyüzünün renginde biraz griye kaçıyor ama onu da biraz griye çevirerek caminin de renklerini atalım. Camiyi de blok halinde boyuyorum. Şu anda ışığına, gölgesine dikkat etmiyorum. Camiyi ıslatmadınız değil mi hocam? Hayır hayır, hiçbir yeri ıslatmadım. Şimdi caminin de açık renk olmasını istiyorum ki sonradan ben onun üzerine istediğim gibi gerekli koyu lekeleri atabileyim. Tabii şu anda caminin ne durumda olduğu pek anlaşılmıyor ama resmen ilerleyen aşamalarında bu da meydana çıkacak. Şimdi sol tarafta bir ağaç kütlesi var. Oraya da ağaç rengi oluşturacak. Sadece leke atıyorum. Yani ağaç formunu işlemiyorum. Ağacın yeri belli olsun. Ben onu daha sonra adam ederim. Sonra sağ tarafta bir dağ kitlesi var. Orada sanıyorsam biraz mavi renk hakim. Şöyle alttan mavi rengi çekiyorum. Bakın burada fırçayı nasıl çektiğimi gördünüz mü? Biraz kaldırarak çekince şuradaki efektler çıktı. Bu efekt de benim işime yarar. Neden yarar? Çok uzaktaki toprağın suya yansıması gibi. Yani şu durumda ben artık buraya yeniden bir toprak yansıması yapmam gerekmiyor diye düşünüyorum. Ve uzaktan da hayal meyal görünen bir nedir o? Uzak bir kara parçası. Şimdi denize geçiyorum. Denizin de sadece mavideydi rengi. Yanılmıyorsam içinde biraz bordo olabilir. Öyle ya da böyle yine açık renk olacak. Evet. Bakın şurada kendiliğinden çıkan efekt var ya şurası. Orayı bozmadan altından denizin suyunu geçtiğimde orası çok güzel bir etki yarattı. Şimdi sandalları ortada bırakarak denizi boyuyorum.
Açık renklerde atıyorum denizi. Açık renklerde atarsam daha sonra gereken yerlerde daha güzel koyuluklar verebilirim. İstediğim gibi denizin efektleriyle oynayabilirim. Soru sormak isteyen var mı? Şimdi buradaki su fazla ıslak olup akınca yukarılara taştı. Ben de onu biraz hafifleteyim. Şimdi bir ince fırça alayım. Bu attığımız zemin var ya, deniz rengi, onu objelerin tam sınırlarından alıyorum ki boşluk kalmasın. Şimdi size gönderdiğim fotoğrafa baktıysanız denizin sol tarafı koyu ve alt tarafa da biraz turuncu yansımış. O turuncunun da niye yansıdığını pek anlamış değilim ama çünkü gökyüzünde öyle bir renk yok. Fakat artistik bir renk gibi olabilir. Onun için biz de atalım. Bakalım ne olacak. Deminki soruyla ilgili ipuçları çıkıyor mu? Bana mı dediniz kurumadı? Ben kuruduktan sonra bu halleri anladım. Kuruduktan sonraki aşamada. Tamam. Benim sorum. Tamam. Takip edin, orayı yakalayın, atlamayın ama. Tamam. Tamam. Sanki bu turuncu ağacın yansıması gibi oldu şimdi. Valla ben de öyle düşündüm ama ağaç da bu kadar koyu değil. Evet. Neyse, fotoğrafı çekenin vardır bir düşüncesi. Bizim de burada aslında şey oldu. Yani burada bu rengi atmak, niye attık, atmasaydık da olabilirdi düşünmemize sebep oldu. Ama iyi mi oldu, kötü mü oldu, nasıl anlayacağız? Şimdi turuncuyla mavi kontrast ya, belki kontrast olsun diye. Fotoğrafçı o zaman bu fotoğrafı çektiğinde Photoshop'la oynamış demektir. Ha, olabilir. Ben fotoğrafı da görmediğim için. Gönderdim şeyden. WhatsApp. Ben çok yoğunum hocam. Bahçem falan var. Biz telefona bakarım şarjda. Bu kadar şey yeter buna. Renk yeter. Daha sonra gerekirse olgunlaştırırız. Sizin resim dersleri olmasa ben oturup dinlenemeyeceğim. Ne dersleri? Resim dersleri de olmasa oturup dinlenemeyeceğim. Sayemizde dinleniyorsunuz yani. Evet. Ne güzel. Olsun, işe yarıyoruz ya. Çok yarıyor. Yaramaz mı hocam? Şimdi bakın, yukarıdaki bölümün kurumasına izin veriyorum biraz, başka yerlerle oynayarak. Yani ben buralarla uğraşırken yukarıda renkler biraz daha kuruyor.
Şimdi resmin ana hatları itibariyle meydana çıktı. Yukarıdaki konu da biraz kurudu. Şimdi soldaki ağaçlardan başlayalım. Ağaçların içerisinden ne var orada? Koyu yeşiller var. Kırmızılar var. Şimdi sıkıntı bak sizde göremedim. Nasıl? Boyaları koyduktan sonra iz kalıyor kuruyunca. Neyi koyduktan sonra? Boyaları koyduktan sonra iz kalıyor. Sizde hiç iz yok bakın. Nasıl koyuyorsunuz acaba? Evet, benim de sorunum o. Kuruyunca da iz kalıyor. Onunla ilgili bana işinizden, yani öyle çıkmış bir işinizden fotoğraf gönderebilir misiniz? Tamam. Çalışınca da yani göreyim. Hocam kağıdın kalitesiyle ilgisi var mı? Anlayamadım. Kağıt kalitesiyle ilgisi var bence. Valla kağıt kalitesiyle ilgili olabilir. Aldığınız boyanın miktarıyla ilgili olabilir. Tam görmeden pek yorum yapmayalım, yanlış bilgi vermeyelim. Ağacın sol tarafı koyu. Ön taraflarda biraz kırmızılar ya da benzeri bir şeyler var. Bakın boyayı attım, etrafını ıslatıyorum. Hepsi birbirine kaynıyor. Belki uçlardan şöyle biraz da sarı damlatsak en açık yerler olarak görülebilir. Şimdi ağacın şeklini böyle koyduk. Geliyoruz minarelere. Minarelerin sol tarafları gölge, sağ tarafları aydınlık. Onun için ben mümkün olduğu kadar minarenin sol tarafına boyayı atıyorum. Bakın bu minareye koydum. Ona biraz dinlenme süresi veriyorum. Bu arada da diğer minareye çalışıyorum. Şimdi Işık tarafı da suyla geçerek minarenin rengini ışık tarafa doğru hafifletiyorum. Şimdi bu şekilde kalıyor. Bir sonraki aşamada, yani buna bir kat daha atmam gerekecek. O zaman biraz daha detaya gireceğim. Sonra şu tarafta bir yeni bir renk almıyorum. Hani gökyüzüyle ilgili bir sarıyla maviyi karıştırmıştım ya. O rengi kullanıyorum ama içine biraz da şimdi çok hafif bir kahverengi attım. Çok hafif. Koyu olması gereken yere boyayı atıyorum ve suyla çekiyorum. Şimdi bu değerleri de atıyorum ama bu bana yetmezse benim bu değerleri artırmam mümkün tabii.
ki yani bu renkler yetmeyecek tabii. Biraz daha koyu geçmemiz gerekecek. Şimdi ben yavaş yavaş olgunlaştırıyorum resmi. Aslında benim aklımda resmin bitmiş hali var. Yani ben resmin bitmiş halini düşünebiliyorum şimdi. Dolayısıyla düşündüğüm o hayale ulaşmak amacıyla atıyorum bu fırçaları. Yani siz de resmin sonunu hayal ederseniz, edebilirseniz resmi tamamlamak adına iyi bir kazanç elde edersiniz. Yani nereye ulaşacağınız belli olur. Caminin altında bir de hocam biz hayal ediyoruz ama hiç olmuyor. Olur olur. Bende de olmuyordu. Zaman içerisinde tecrübelerini alacaksınız. Benim fırça darbesi boya, ikinci fırça darbesi su sanırım. Soruyu duyamadım, anlayamadım. İlk fırça darbesiyle boyayı atıyorsunuz, daha sonra suyla kaynaştırıyorsunuz. Evet, evet. Bakın şimdi attım ama şuralardan şöyle geçirirsem ne oldu? Bunların da yansımasını yapmış oldum. Hem yansıma hem de kaynaşmış oldu. Tabii. Şimdi yukarıdan aşağı işleyişle gidelim. Şeye bakalım. Şurada teknenin pencerelerini koyarsak teknenin gövdesi de meydana çıkar. Nereye ne kadar tekneyi boyayacağımı da böylece anlamış olurum. Onları da çok hafif yerlerde atıyorum. Yani olmaz ise koyulaştırayım diyor. Şimdi dolayısıyla bu teknenin de sol tarafının gölge olması lazım. Yine onun ben sol tarafına belki biraz mavi gibi şöyle bir gölge atıyorum. Bu tekneyi ne renk yapalım? Bu tekneyi ben kahverengi yapalım diye düşündüm. Tekne tamam. İkinci tekneyi biraz daha açık renk yapalım. Ama gölge tarafının da gölgesini şimdiden atalım. Bu en uçtaki tekneyi de beyaz yapalım. Ama onun da gölge tarafında tekne beyaz da olsa bir gölge düşer. Çok sıkışırsam, rengin değerini falan kaybedersem şey yapabilirim. Teknede beyaz renk kullanabilirim. Yani sulu boyanın beyazını demek istedim. Bu açıklıkta
Bana yeter. Resim yavaş yavaş toparlanıyor. Bu partinin bitmesine de 7 dakika kalmış. 7 dakika içinde ne yaparsak yapalım. Olmazsa ki olmayacak, etmeyecek. Kapandıktan 10 dakika sonra ikinci oturumu açarız. Şimdi bakın teknenin biraz kurumasına meydan verdim ki altta atacağım deniz görüntüsü çok fazla etkilemesin. Bunu da böyle bırakıyorum. Nasıl olsa bunu işlemek benim elimde. Şimdi uğraşmayacağım. Bu taraftaki teknenin de altına deniz izini bırakalım. Sonra bu tekneye de atalım. Bakın hemen müdahale etmiyorum. Biraz zemin suyunu çeksin diye düşünüyorum ki çok fazla dağılmasın. Şimdi 5 dakikamız kaldı. Bu 5 dakikayı biz bu resmin kuruması için ayıralım. Sizin sorularınız varsa bu 5 dakika içerisinde onu alın. Var mı soru sormak isteyen? Şu anda deniz nemli değil mi hocam? Nemli olduğu için yayıldı. Denizin, denizin nemli tarafı sadece sandalların altı. Denizin evet. Geneli, denizin geneli nispeten kuru. Yani sandalların altına göre kuru. Yani tamam. Şuralar ıslak. İşte bizde bu çabuk mu kuruyor? Nedense iz bırakıyor, fırça izi kalıyor. Arkadaşın dediği gibi benim de. Fırça izi kalıyorsa böyle yayılmıyor. Fırça izi kalıyorsa az suyla kullanıyorsunuz. Belki ondandır. Biraz, evet. Şimdi az su kullanmanın sebebi de şeydir. Yani korkarak aynen. Rengin ne olacağını bilemeden atmak. Dolayısıyla resimde kuru çıkar. Ki sulu boyada önemli olan suyu hissetmektir. Yani sulu boyanın suyla yapıldığını hissetmektir. Çünkü sulu boyada net çalışmayacağız. Hiçbir şeyi net çalışmayacağız. Flu çalışacağımız için de ne yapsak fayda. Yani şimdi şu çalışmayı benim yapıyor olmam ve sizin de izliyor olmanızın faydası şu. Hani hocam anlatıyorsun da nasıl yapıyorsun sorusu var. Dolayısıyla işte anlattıklarımı böyle yapıyorum. Şimdi yaparken de tekrar anlatmaya çalışıyorum. Ama siz soru sormuyorsunuz. Bu çok faydalı oldu hocam. Daha iyi anladım. Tabii yani. Hocam biz... Buyurun. Pardon, bir soru da ben sorabilir miyim? Bu köprünün altında fırçayı kaldırarak çektim dediniz. Evet. Düz bir çizgi şeklinde değildi. Ara ara mı kaldırdınız o fırçayı? Hayır, hayır. Şöyle fırçayı nasıl söyleyeyim? Şöyle koyuyorum ya. Evet. İlk anda İyice bastırıyorum fırçayı ama boya çok sulu değil. Hı hı. Nispeten az sulu. Onu böyle bastırıp, ilk anda bastırıp çekerken kaldırınca böyle şeyler çıkıyor. Oluşuyor. Şunu mesela buralarda kullansaydım, burası denizin hani ışıltılı hali vardır ya, güneşin evet. Salladığı, öyle bir etki yaratacaktı. Bunu deneyelim hocam o zaman. Valla deneyin. Yani şöyle yapın. Fırçayı fırça olarak değil de
parmağınız gibi, yani elinizin bir parçasıymış gibi çok kasmadan kendinizi rahat rahat kullanın. Yani fırçayla değil de parmakla yapıyormuşsunuz gibi. Yani o fırça sizin vücudunuzun bir parçası olsun. Onu öyle hissedin. Tamam, teşekkürler. Şimdi öyle hissedin diyorum. Şöyle yani resim yaparken hislenmek, hissetmek, resimle konuşmak çok güzel bir şey. Yani neyi sağlıyor? Aslında bu işte salt resim yapmak değil. Yani bu işin de bir dervişlik tarafı var. Yani mistik bir tarafı var. Yoksa niye sulu boya yapayım? Yani neden sulu boyadan tad alayım? Sulu boya yaparken bir amacım olmalı. Ben kendim rahatlamalıyım. Resmi izleyenin rahatlamasını sağlamalıyım. Ve çıkan işten de zevk almalıyım. Yani bu da kuru kuruya böyle duygusuzca yapılmaz. Yani sulu boyanın bir felsefesini yakalamak lazım. Yani sosyolojisi de var, matematiği var sulu boyanın. Hesap işi var. Yani şu objelerin birbirine oranı, onların kompozisyondaki yeri, o altın oran dediğimiz şey, hepsi bunlarla ilgili. Birazdan yayın kapanacak. Telaşlanmayın. 10 dakika sonra görüşürüz. Peki, teşekkürler. Hocam, gölge rengini ne kullanmıştınız teknelerin altındaki gölgeye şimdi? Teknelerin altında mavi, denizin mavisinden koydum. Biraz da teknelerin kendi renginden yansıttım. Tamam. Yani salt mavi değil de teknenin rengi de denize yansısın diye düşündüm. Tamam. Güzel, çok güzel oldu çünkü. Şimdi ya güzel olacak ya güzel olacak bakalım. Şimdi bile çok güzel. Bakalım bitince ne olacak. Yani iyi gidiyor. Hepimiz yaşıyoruz ya, ben şimdi heyecanlanıyorum. Elim